TV1 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. 19 ana haber bülteniyle karşınızdayız efendim. Gündeme yansıyan gelişmeleri hep birlikte değerlendireceğiz ama önce özetlerimizi izleyelim. Detaylar için tekrar buluşalım. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, diyabetli çocukların sorunlarını meclise taşıdı. Melikgazi'de hayırsever desteği devam ediyor. Küçük Ali Mahallesi Cami ve Eğitim Kültür Merkezi'ne kavuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye daire başkanlığı ekipleri 11 ayda 6.325 olaya müdahale etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Öğrencilerimizin her zaman yanındayız." dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Çetin Arık, mecliste yaptığı konuşmada diyabetli çocukların ve ailelerinin sorunlarına dikkat çekerek teneffüs arasında gidip çocuğunun kan şekerini ölçen anneler var. "Sevgili çocuklar, sizin parmağınızdan akan bir damla kanın hesabını sormaya az kaldı. Gelmekte olan." diye konuştu. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada diyabet hastası çocukların ve ailelerin sorunlarına dikkat çekti. Çocukların parmağının ayda 150 kez iğneyle delindiğini ifade eden Arık, "Sevgili çocuklar, sizin parmağınızdan akan bir damla kanın hesabını sormaya az kaldı." dedi. Sayın Arık. Sayın Başkan, diyabetli çocuklarımızın düzenli kan şekeri ölçümünün hayati bir önemi var. Çünkü çocuklarda kan şekeri ani düşüp yükselebiliyor. Kan şekerini ölçmek için de iki yol var. Ya çocuğun parmağını delerek kan alınması ya da sürekli glukoz ölçüm cihazı ile parmak delinmeden otomatik olarak kan şekeri ölçülmesi. Bu zalim iktidar çocuğun parmağının delinerek kan şekeri ölçülmesini tercih ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Küçük bir çocuğun günde 6-7 kez, ayda 150 kez parmağı iğneyle deliniyor. Anneler, babalar gece nöbetleşe 2-3 saate bir çocuğu uyurken parmağını delip kan şekerini ölçüyorlar. Teneffüs arasında gidip çocuğunun kan şekerini ölçen anneler var. Sevgili çocuklar, sizin parmağınızdan akan bir damla kanın hesabını sormaya az kaldı. Geliyor, gelmekte olan. Teşekkür ederim. İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, ihracatçıların, KOBİ'lerin, üreticilerin ve sanayicilerin çözülmeyi bekleyen pek çok sorunu bulunduğunu dile getirdi. "Türkiye yabancı yatırımcıların kaçta bir ülke haline geldi." dedi. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirmeye devam ediyor. Ataş'ın gündeminde bu kez sanayiciler ve ihracatçılar vardı. Sanayicinin Türkiye'de önünü göremediğini belirten Ataş, AKP Türkiye'yi kur şoklarının yaşandığı, sanayicinin önünü göremediği, yabancı yatırımcıların kaçtığı bir ülke haline getirmiştir şeklinde konuştu. Değerli milletvekilleri, kanun teklifine bakıldığında amacın ihracatçılara finans sağlayacağı, ihracatı artırmak olduğu görülmektedir. Bu bakımdan teklifi olumlu buluyoruz. Ancak bu kanun teklifi tek başına yeterli değildir. İhracatçılarımızın, KOBİ'lerimizin, üreticilerimizin ve sanayicilerimizin çözülmeyi bekleyen pek çok sorunu bulunmaktadır. Değerli milletvekilleri, kanun teklifiyle ihracat yapacak firmalara finansman sağlanacağı, böylece ihracat rakamlarının artacağı belirtilse de tek başına finansman sağlanması ihracat rakamlarını artırmayacaktır. İhracatçıların ciddi sıkıntıları bulunmaktadır. Bunların en başında üretim maliyetleri gelmektedir. Geçtiğimiz gün sanayide kullanılan doğalgaza %48.4, elektrik üretimi amaçlı tarifeye %46 zam yapılmıştır. Doğalgaz ve elektrik fiyatları her geçen gün yükselmektedir. Son 2 yılda Avrupa'da elektrik ve doğalgaza en fazla zam yapan ülke olduk. Bu son zamlarla birlikte işletmelerin üzerindeki enerji maliyeti baskısı daha da artacak, üretim maliyetleri artacak, satış fiyatları ve buna bağlı olarak enflasyon artacak, uluslararası piyasadaki maliyet avantajının kaybıyla ihracat rakamları azalacaktır. Bir taraftan doğalgazda sanayi tarifesine yılbaşından bu yana %148, elektriğe son 3,5 yılda %122, akaryakıta her gün zam yaparken diğer taraftan bu kanun teklifini çözüm olarak getirmek AKP'nin saçma politikalarından bir tanesidir.
AKP her alanda olduğu gibi sanayi ve ticaret alanında da başarısız olmuştur. AKP, Türkiye'yi kur şoklarının yaşandığı, sanayicinin önünü göremediği, yabancı yatırımların kaçtığı bir ülke haline gelmiştir. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Küçük Ali Mahallesi'nde yaptırılan cami ve eğitim kültür merkezi törenle açıldı. Melikgazi Belediyesi tarafından hayırsever desteğiyle Küçük Ali Mahallesi'nde yaptırılan Fatma Kemal Şallıoğlu ve Ahseni Fakat İlgen Eğitim Kültür Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de katıldı. Törenin açılış konuşmasını Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptı. İlçede ihtiyaçların karşılanması için hayırseverlerle birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını söyleyen Palancıoğlu, hayırseverlere teşekkür etti. Tüm belediyeler olarak biz cami ve Kur'an kursu yapımında gerçekten hayırseverlerle el ele vererek, belediyenin de bütçesini kullanarak, meclis üyelerimizden gerekli desteği alarak bu tür hizmetleri yerine getiriyoruz. Burada açılışını yaptığımız camimiz ve Kur'an kursumuz gerçekten güzel oldu. Ben ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükıltısa konuşmasında belediyeler arasındaki uyum kültürüne dikkat çekti. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde onun gerçekten güzel ekibiyle el ele gönül gönüle her kademedeki kardeşlerimizle dayanışma içerisinde bu çalışmaları sürdürüyoruz. Törende AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de bir konuşma yaptı. Konuşmasında hayırseverlere teşekkür eden Özhaseki, hayırseverlerin zirve yaptığı bir şehirde yaşıyoruz dedi ve Kayseri'ye yapılan hizmetlerden bahsetti. Kayseri'de 4 tane hayırseverler zirvesi yaptık. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi zamanında Kayseri'den gitmiş ve orada servet sahibi olmuş hayırseverlerimizi, iş adamlarımızı davet edip Kayseri'de yapılacak olan ne kadar hayır işi varsa onları söylediğimizde son 20 sene içerisinde neredeyse tam 1 milyar dolarlık üniversiteye binalar, sağlık ocakları, hastaneler, okullar, camiler ve Kur'an kursları yapıldı. Çok şükür biz bunu ekip olarak yaptık. Doğru, ben Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Adım önde gözüküyordu. Ama milletvekili arkadaşlarımız, bakanlarımız, il teşkilatımızın her bir ferdi ve bu konuda bize destek veren herkesin emeği vardı. Cenab-ı Allah cömert. Hepimize onun ecrinden versin. Bol bol versin inşallah. Cennette de ayrı yerlere, tabii ahirette de ayrı yerlere koymasın. Dua ediyoruz. Konuşmaların ardından okunan dua ile birlikte yapımı tamamlanan cami ve eğitim kültür merkezinin açılış kurdelası kesildi. Hayırlı uğurlu olsun, Allah kurban olsun. Allah kurban olsun. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, demir yolu hattının kesiştiği Yakut Mahallesi ile Fuzuli Kavşağı'nı birbirine bağlayacak noktada demir yolu geçidinin ihalesinin 30 Kasım'da yapılacağının müjdesini verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yakut Mahallesi sakinlerine yol müjdesi verdi. Fatma Kemal Şallıoğlu Camii ve Ahseni Fakat İlgen Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, demir yolu hattının kestiği Yakut Mahallesi ile Fuzuli Kavşağı'nı birbirine bağlayacak noktada demir yolu geçidinin ihalesinin 30 Kasım'da yapılacağı müjdesini verdi. Ankara'da bakanlarımızın ve milletvekillerimizin desteğiyle az önce müjdesini aldığımız bir projeyi Sayın Bakanım yüksek müsaadenizle paylaşmak istiyorum. Devlet Demir Yolları Genel Müdürü az önce aradı. Yakut Mahallesi'ndeki demir yolu geçidimizin ihalesinin 30 Kasım'da yapılacağının müjdesini verdi. Elhamdülillah, sağ olasınız, var olasınız. Cenab-ı Allah hani diyor ya, verdikçe veriyor. Biz sizleri seviyor, dua ediyoruz. Başkan Büyükkılıç'ın verdiği müjde kapsamında Yakut Mahallesi ile Fuzuli Caddesi'ni buluşturan kesişim bölgesinde alt geçit projesiyle şehrin kuzeyi ile güneyi arasındaki bütünleşmeyi artıracak. Proje ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki trafik yükü azaltılmış olacak ve yeni yol ile ulaşım çok daha hızlı ve konforlu olacak. Hacılar Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ikinci etap 4 blok 152 daireden oluşan temel atma ve birinci etap 5. blok 80 dairenin temeli atıldı. Oturması temennisiyle. Hacılar Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda 2. etap 4. blok 152 daire temel atma ve 1. etap 5. blok 80 dairenin anahtar teslim töreni yapıldı. Törene AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhasaki de katıldı. Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen törende açılış konuşmasını Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yaptı. Özdoğan konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi. Temelde başlayacağım 152 daireyi de Rabbim kazasız belasız ki burada şahit olan inşaat büyük devlet firmamızın biri ve Kurel İnşaat yine diğer firmamız. Onlara da Rabbim kolaylıklar versin. Kazasız belasız bu 152 dairemizde tamamlamayı Rabbim onlara da bizlere de nasip eylesin diyorum. Törende konuşan Özhasaki, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Muhalefetin büyük şehirlerde bir tek işçiyi bile işten çıkarmayacaklarını, ancak 20 bin kişiyi işinden attıklarını söyledi. İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de 20 bin tane çalışan insan işten attılar. 20 bin kişi. Ne oldu ya, namus şeref nereye gitti? 50-60 bin kişi insan aldılar işe. Hem de bölüşerek. Nasıl bölüşerek? İYİ Parti'den 115, kendisinden 135, HDP'den onu söyleyemiyorlar, millet kızar diye. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. Ayrıca yapılacak olan 152 dairenin de temeli atıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, öğrenci şehri Talas'ta her zaman kendilerinin yanlarında olduklarını söyledi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Kültür Merkezi ve 7/24 kütüphanedeki kurslarda İngilizce eğitimi alan kursiyerleri ziyaret etti. Teşekkür ediyorum katıldığınız için sizde. Başkan yardımcıları ve yetkililerinin de hazır bulunduğu ziyarette sınıfları tek tek dolaşan Başkan Yalçın kursiyer ve eğitmenlerle buluştu. Teşekkür için bir süre sonra inşallah bunu bitirmiş. Birinci kuru, ikinci kuru, üçüncü kuru bitirmiş. Eğitime her zaman destek verdiklerini belirten Başkan Yalçın, yabancı dil öğrenmenin önemine değindi. Yalçın, dünyadaki küresel yarışın günümüzde değiştiğine dikkat çekti. Konuşmasının ardından Başkan Yalçın kursiyerlere kaynak kitap, öğretmenlere de kalem armağan etti. Bu tamam. Eyvallah. Koca Sinan Belediyesi, Bekir Yıldız Bulvarı'na Yeni Doğan ve Yeni Sanayi'ye bağlayan 1600 metre uzunluğunda 12 metre genişliğindeki Alın Teri Caddesi'nin altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamlayıp vatandaşların hizmetine sundu. Koca Sinan Belediyesi, Alın Teri Caddesi'nin altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamlayıp vatandaşların hizmetine sundu. Başkan Çolak Bayraktar asfalt çalışmalarını yerinde inceledi ve asfalt finişerine binerek asfalt serimi gerçekleştirdi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Koca Sinan'ın her bir köşesinde kesintisiz hizmet ürettiklerini ve çalışmanın olmadığı yer kalmayacağını söyledi. 1600 metre uzunluğundaki bu yolumuz uzunca bir süredir hizmet veren bir yolumuzdu. Artık yenilenmeye ihtiyacı var idi. Ve bizim ekiplerimizle birlikte diğer altyapı kurumları da buradaki altyapı çalışmalarını tamamladılar. Bölge sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sağlıkla kullanılsın inşallah. Kazasız belasız iyi günlerde kullanmak nasip olsun. Yapılan asfaltlama çalışmalarından dolayı Başkan Çolak Bayraktar'a dua eden vatandaşlarsa yaptığınız çalışmaları görüyoruz ve tebrik ediyoruz. Sizlere bu konuda çok minnettarız diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun'la birlikte Keykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı Profesör Doktor Ali Başı makamında kabul etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun'la Keykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı Profesör Doktor Ali Baş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette kazı çalışmaları hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Bizim Kayseri geçmişine, tarihine baktığımızda da Selçuklu yatırımları, Selçuklu eserleri bağlamından en zengin illerden birisi olarak değerlendirilebilir. Alaaddin Keykubat dönemine ait olan bir sarayla ilgili kazı çalışmaları yapılıyor. Belediyemiz ve şeker fabrikamız bu konuda gerekli hem kolaylık hem destekleri sağlıyor. Kültür Bakanlığımızla da görüşmelerimiz sonrasında 12 aya çıkması yönünde sağ olsun gerekli
toleransı ve iyi niyeti gösterdiler, karar aldılar. İnşallah bundan sonraki süreçte biz bu çalışmanın 12 ay devam edeceğine inanıyoruz. Kazı Heyeti Başkanı Profesör Doktor Ali Baş da kazı çalışmalarında ilerleme kaydettiklerini açıkladı. Amacımız sarayı bütünüyle açığa çıkarıp mümkün olduğu ölçüde onarımını yapıp restorasyonunu yapıp Türk kültürüne, turizmine katkıda bulunması anlamında böyle bir çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde genel müdürlüğümüz dışında sağ olsun Kayseri'de, yerelde de çok büyük destekler alıyoruz. Bu desteklerin başında zaten kazının başlangıcından itibaren Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteği çok fazla. Ziyaret sonrası Başkan Büyükkılıç'a çit başlı kartal figürüyle süslenmiş 8 köşeli Yıldız Çin'e ait fotoğrafın tablosu hediye edildi. Efendim, asgari ücretten verginin ve kesintilerin kaldırılması için basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Ümit Özer, adil bir dünya diye nutuk atan, dünya beşten büyüktür diye sağa sola mesaj veren Cumhurbaşkanı, evvela kendi ülkesindeki adaletsizliğe son versin ifadelerini kullandı. 2021 yılı Kasım ayı içerisinde toplanması beklenen Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun çalışmalarının başlamasına çok az kaldı. Bu kapsamda asgari ücretten verginin ve kesintilerin kaldırılması amacıyla CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen açıklamayı CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer okudu. Türkiye'de 7 milyonu aşkın asgari ücretli çalışan ve ailesinin açlık sınırının altında yaşadığını kaydeden Özer, asgari ücretli çalışanlar açlığa ve yokluğa mahkum edilmişken bir yandan da ağır vergi yüküyle karşı karşıyalar dedi. Türkiye'de 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışan ve aileleri açlık sınırı altında yaşıyor. Açlık sınırı altında asgari ücret alan milyonlarca çalışanın dengeli ve sağlıklı beslenme hakkı yok. Kış aylarında domates yeme hakkı yok. Asgari ücretli çalışanlar aldığı ücretle kirasını, faturalarını ödeyemez durumda. Çocuğuna okul harçlığı dahi verememenin ağır yükü altında. Telefon ve araba almaya hakkı yok. Ama geçmeyeceği 3. köprünün yapım parası kendisini açlığa mahkum eden asgari ücretinden kesiliyor. Asgari ücretli çalışanlar açlığa ve yokluğa mahkum edilmişken bir yandan da ağır vergi yüküyle karşı karşıyalar. Özer, adil bir dünya diye nutuk atan, dünya beşten büyüktür diye sağa sola mesaj veren Cumhurbaşkanı, evvela kendi ülkesindeki adaletsizliğe son versin açıklamasında bulundu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak asgari ücretliler vergi ödemesin, aldıkları ücretten herhangi bir kesinti olmasın, en azından asgari ücret insanca yaşanabilecek bir seviyeye çekilsin derken, AKP ve MHP ittifakı ısrarla ve inatla asgari ücretlilerin vergi yükü altında ezilmelerine, açlık sınırı altında yaşamalarına göz yummaktadır. Halkın temel besin gereksinimlerinden kaçınarak sadece abur cubura 1000 TL ödeyen Cumhurbaşkanından asgari ücretlinin sofrasından eksilen ekmeğin hesabını bilmesini elbette bekleyemeyiz. Adil bir dünya diyerek nutuk atan, dünya beşten büyüktür diye sürekli sözüm ona dünyaya mesaj veren Cumhurbaşkanı, evvela kendi ülkesindeki adaletsizliğe son versin. Yıllardır bekletilen kanun tekliflerimiz meclise getirilsin ve asgari ücretliden vergi kesintisine son verilsin. Asgari ücret en azından yeni yıla kadar 3577 TL seviyesine getirilsin. İktidara son çağrımız. Bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa derhal son verilmelidir. Asgari ücretteki vergi zulmü ortadan kaldırılmalıdır. Eğer ki iktidar yine bu çağrımıza kulak vermez ise seçim yakındır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarımızda asgari ücretlilere uygulanan vergi zulmüne son vereceğiz. İktidarımızda asgari ücretten vergi kesintisini kaldıracağız. Organize sanayi bölgesinde yapılacak olan Mali Genel Kurulu öncesinde ilk defa bir araya gelen taraflar divan başkanlığına ortak bir aday çıkarmıştı, ancak anlaşma bozuldu. Haberin merkezinde toplantıyı değerlendiren Bekir Okay Kiracıoğlu, ortak aday şansını Kayseri olarak kaçırdık dedi. OSB'de yapılacak olan Mali Genel Kurulu öncesi tarafların sürpriz bu görüşme karesi çok konuşulmuştu.
ilk kez bir araya gelen tarafların olduğu toplantıda Mali Genel Kurul'da KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimici'nin divan başkanlığı üzerinde anlaşılmıştı fakat bu karardan vazgeçildi. Alınan bu kararı ve toplantıyı TV1'de değerlendiren OSB'ne sahip çık platformu sözcüsü Bekir Okay Kiracıoğlu, ortak aday şansını Kayseri olarak kaçırdık dedi. Orada herhangi bir gündem maddelerinin içerikleriyle ilgili hiçbir şey konuşulmadı. Sadece Kayseri'ye yakışır bir genel kurul, olaysız ve böyle biraz daha sıkıntılı geçmemesi adına ne yapılabilir konuşuldu. İstemez biliyorsunuz genel kurullarda divan başkanlıkları çekişmeliyse iki taraf tarafından aday göstererek seçime götürülüyor idi. Burada böyle bir şey yaşanmasın. Ortak aday ve bağımsız bir aday olsun. Herkese çıkan sonuca saygılı olsun şeklinde bir görüşüm oldu. Onun üzerine Mehmet Büyüksimici başkan üzerinde ankat kalındı. Evet. Ancak toplantıdan bir gün sonra Tahir Nursaçan Bey bu işi kabul etmediğini, orada kabul etmediğini söyledi ama orada kabul edilmişti bir konu. Ama yapacak bir şey yok. Biz şehrimiz adına böyle ortalığı gerginleştirmeden çıkacak sonucu herkesin razı olacak şekilde bir genel kurul yapılmasına tabii ki rıza gösteririz. Bizim anladığımız kadarıyla ortak aday olmayacak. İki taraf da birer aday sunacak. Sanayicilerimiz o adayları seçip divan kurulunu oluşturacaklar. Yani artık ortak aday şansını maalesef Kayseri olarak kaçırdık. Kayseri'de paravan şirket kurarak 22 ilde 68 kişi 7,5 milyon TL'lik karşılıksız ve sahte çekle mağdur eden suç örgütü üyesi 16 kişi polis ekiplerinin Kayseri merkezli 3 ilde düzenlediği temiz sayfa operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Yan Kesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği, çek senet üzerinden vatandaşı 7,5 milyon lira dolandıran suç örgütüne yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Yan Kesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği, çek senet üzerinden vatandaşı dolandırıp haksız kazanç elde edenlere yönelik uzun bir teknik takip gerçekleştirdi. Suç örgütü lideri SD'nin yönlendirmesiyle Türkiye'de toplamda 22 farklı adreste 68 kişinin çek senetle mağdur edildiği ortaya çıkartıldı. Suç örgütünün 22 farklı adreste 68 kişiyi 7,5 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Bunun tespit edilmesi üzerine örgüte yönelik olarak suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleriyle nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçunu işleyen 16 kişiye eş zamanlı operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 16 kişi gözaltına alındı. Suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 26 adet mermi, çok sayıda değişik firmalar adına düzenlenmiş çek ve belgeler de ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, 4 gün süren şüpheliler hakkında düzenlenen 20 klasör evrakla birlikte emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkartılan 16 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Değerli izleyenler, 12 Ekim tarihinden bu yana döviz bürolarında işlem yapmak için kimlik zorunluluğu şartı getirildi. Bu sistem sayesinde de tabii ki Türkiye'deki mevcut döviz miktarı ve vatandaşların güvenliğini sağlaması amaçlanıyor. Ancak vatandaş bu uygulamadan memnun değil. Türkiye genelinde döviz miktarının belli olması ve vatandaşların güvenliği amacıyla yeni bir uygulama başladı. Uygulamaya göre döviz bürolarında alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar kimlik vermek zorunda olacak. Şu 50 bin lira. Karar 12 Ekim'den bu yana uygulanıyor. Ancak vatandaşlar ve döviz büroları bu duruma tam anlamıyla alışamadı. Özellikle vatandaşlar para bozdururken çekimser davranıyor.
12 Ekim tarihi itibariyle döviz bürolarında yeni bir uygulama başladı. Bu uygulamaya göre vatandaşlar özellikle dolar euro bozdururken kimlik ibra etmek zorunda. Uygulamayla hem vatandaşların paralarının güvenliği hem de paraların kayıt altına alınması amaçlanıyor. Döviz bürosu gişe yetkilisi Ali Zencir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada zamanla sistemin daha iyi olacağını ifade etti. Aslında şu şekilde direkt açıklamak doğru olur. Vatandaşlarımızın direkt şimdi biz kimlik istediğimizde yaptığı işlemler neticesinde alım ve satımlarda direkt akıllarına işte vatan, devlet işte artık bizim dövizi de mi artık kontrol altına almaya çalışıyor, kimde ne kadar var gibi, onu mu kontrol altına almaya çalışıyor gibi düşünceye kaplıyor. Lakin öyle bir düşünce yok. Asıl buradaki mevzu döviz bürolarındaki yapılan işlemlerin hepsinin 3000 dolarını da 3000'den yukarısı da aşağısını hepsinde belli bir kayıt altına almak, hepsinde belli bir resmiyete kavuşturmak ve daha bankaların dışında da döviz bürosunda da yine bu işlemler yapıldığı için onların da belli bir kontrolü altına alıp ne kadar ülkemize dövizin döndüğünü ya da ne kadar fazla işlem gördüğünü ortaya çıkarabilmek amacıyla istatistiksel verilerini ortaya çıkarmak amacıyla yapıyor. Tabii bunun yanı sıra daha önceki işlemlerde 3000'in altındaki yapılan işlemlere güvensiz mi? Tabii ki de değildi. Ancak şimdi belli bir resmiyet kavuştuğu için hem güven ortamı da oluşmuş oldu karşılıklı vatandaşla döviz büroları arasında, hem de yapılan işlemlerin belli bir resmiyete kavuşturulması sağlanmış oldu. İyi oluyor mu, vatandaşlar tepki falan gösteriyor mu? Ya tabii ki de, yani şu anda vatandaşlarımız bu uygulama daha yeni olduğu için biraz daha tabii çekimser davranabiliyorlar veya kafalarına soru işareti oluşabiliyor. Dediğim gibi yani vatandaşın ne kadar elinde döviz olduğunu mu düşünüyor, devlet onu mu kontrol altına almaya çalışıyor diye bir düşünceye kapılıyorlar. Ama tabii ki de ilerleyen süreçte bunun da belli bir rayına oturacağını, sonuçta bankada da her yapılan işlemde kimlik ibrazı edildiği için burada da kimlik ibrazı yapılıyor. Bunun da ilerleyen zamanlarda yerine oturacağını düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye daire başkanlığı ekipleri 2021'in ilk 11 ayında 6.325 olaya müdahale etti. Kayseri'de 16 noktada 53 araç ve 270 personelle çalışmalarını sürdüren Kayseri İtfaiyesi, kentte meydana gelen olaylarda kısa süre içerisinde vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 2021 yılında 6.325 farklı olaya müdahale eden ekipler son zamanlarında vatandaşların imdadına yetişti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan itfaiye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kızılkan acil çağrı merkezinin de 112'de toplandığını hatırlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak 11. ayın 2'si itibariyle 6.325 İtfaiye olaya Kayseri'de 16 noktada 53 araç, 270 personelle itfaiye ekiplerimiz müdahale etmiştir. Toplam 3054 yangın olayıyla karşılaştık. Bu olayların içerisinde kurtarma dediğimiz olaylar 2547 vakayla öne çıkmakta olup sıkışmalı trafik kazası ise Kayseri'de itfaiye olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na intikal eden trafik kazası sayısı 623 olup bunlardan da toplam 508 yaralı, 61 olarak vatandaşlarımız bulundukları noktalardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Bu anlamda baktığımızda su baskını sayısının da 101 civarında olduğunu görüyoruz. Havaların iklim şartları bizim itfaiye olay sayılarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyerek devam etmekte olup yıl sonunda bu rakamın yaklaşık 7000'lerin üzerine çıkması beklenti halini almış durumdadır. İtfaiye olayları dahil bütün acil durum ekipleri 112 çağrı merkezinde toplanmış olup valiliğimizin koordinasyonuyla birlikte polis, sağlık ekipleri, itfaiye, AFAD ve diğer acil durum ekiplerinin 112 yani 112 çağrı merkezinde vatandaşlarımız çevirdiklerinde çağrı karşılayıcılar tarafından sorunları dinlenerek uygun ekiplerin olay yerinde anında yönlendirilmesi gerçekleşti. Kocasinan ilçesinde otomobil park halindeki araca çarparak takla attı. Şoka giren kadın sürücü otomobilin sunroofundan çıkarılırken park halindeki 3 araç zarar gördü. Su getirir misin?
Koca Sinan Selçuk'un mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde CA yönetimindeki otomobil yol kenarında park halinde bulunan araca çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri otomobil içerisinde şoka giren CA'yı sakinleştirmek için büyük çaba harcadı. Ben validem çalışıyorum. Şoka giren CA, devrilen otomobilin sanrufundan ekiplerce çıkartılarak ambulansa bindirildi. CA, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen otomobil incelemelerin ardından çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken 38 SV875, 38 GY708 ve 38 GU577 plakalı otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Koca Sinan ilçesinde bir apartmanın 6. kattaki balkondan atlayan kadın hayatını kaybetti. Kayseri'de son aylarda artan intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi. Olay ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ablasına ziyarete gelen 38 yaşındaki Demet Ö, 6. kattaki ikametin balkonundan kaldırıma düştü. Demet Ö ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Demet Ö hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Türk Kadınlar Birliği tarafından yürütülen eşitliğe ulaşmak ve ayrımcılıkla mücadelede Güvencelerimiz projesinin Kayseri'de yapılan birinci izleme çalışmaları tamamlandı. Türk Kadınlar Birliği tarafından yürütülen eşitliğe ulaşmak ve ayrımcılıkla mücadelede Güvencelerimiz projesinin Kayseri 1. izleme raporunun sonuçları Baro Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda değerlendirildi. Toplantıya Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu'nun yanı sıra 21. dönem milletvekili Sevgi Esen, Baro Başkanı Ali Köse, Baro Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Eylem Sarıoğlu, KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, KAYMEK Aile Danışmanlık Eğitim ve Rehabilitasyon Müdürü Mürşide Gonca Aslan, Anneler Derneği Başkanı Safiye Demirci ve Eğitim Sen Yönetim Kurulu üyesi Kezban Yüksel katıldı. Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma Evi biriminin toplantıda konuşan Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu, aralarında Kayseri'nin de bulunduğu 35 ilde yürütülen proje faaliyetleriyle yereldeki aktörlerin farkındalığının arttırılmasının amaçlandığını kaydetti. Derneğimiz ilimizde kalıp yargılar ve zararlı uygulamalar ana başlığı altında toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalığın arttırılması alanında izleme çalışması yapmıştır. Bu kapsamda Kayseri Valiliği'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Kurulları ile İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarından toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddet konusunda yaptıkları farkındalık çalışmaları hakkında bilgi istenmiştir. İzleme kapsamında yerel yönetimlerden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na da kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması konusunda yürütülen çalışmalar, bu konuya ayrılan bütçe, belediyeye ait kadın danışma merkezi ve sığınma evi biriminin varlığı konusunda bilgi istenmiştir. Ayrıca Eğitim Sen ile birlikte izleme konularında istihdam ana başlığı altında öğretmenlerin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan durumlarını incelemek amacıyla pandemi döneminde evde çalışan öğretmenlerin sorunları ile ilgili
anket çalışması gerçekleştirilmişti. Daha sonra kürsüye gelen Baro Başkanı Ali Köse de kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusunda açıklamalarda bulundu. Öncelikle ideolojik veya gerçekliği bir başka açıdan bakan bir yaklaşımla değil de somut ve objektif, insan, kadın ve hukuku önceleyerek kadına karşı şiddet, insana karşı şiddet, çocuğa karşı şiddetle ilgili bir yol almamız gerektiği düşüncesindeyim. Bu konuda elbette şiddeti kökten reddeden, cinsiyete dayalı ayrımcılığı kökten reddeden bir anlayışı temel olarak savunmakta ve bu konuyla ilgili her türlü hukuki ve yargısal zeminde kararlı bir mücadelenin yapılması gerektiğine inanmaktayım. Proje çalışmaları Haziran 2022 yılına kadar devam edecek. Karayolu Taşım Örgütü'nün çatı örgütü olan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'na bağlı olarak Kayseri Otobüs Terminal İşletmecileri ve Yazıhanecileri Derneği kuruldu. Dernek başkanı ise kamuoyunun yakından tanıdığı Mirza Binboğa oldu. Binboğa yaptığı açıklamada yolcularımızın daha huzurlu, daha sağlıklı ulaşımı için gayretle çalışacağız dedi. Kayseri Otobüs Terminali İşletmecileri ve Yazıhaneciler Derneği kuruldu. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'na bağlı olarak Kayseri'de kurulan yeni derneğin başkanı Mirza Binboğa oldu. Ama bundan böyle terminal içerisinde, otogar içerisinde olan 40 yılı aşkındır bu mesleği icra ettiklerini söyleyen Binboğa görevine başladı. Dernek hakkında TV1'e açıklamalarda bulunan Başkan Mirza Binboğa, yolcu otobüsçü ve yazıhaneci yolcu arasındaki diyaloğu daha iyi hale getirerek yolcuların daha huzurlu seyahat etmelerini amaç edindiklerini belirtti. Binboğa gayretle çalışacaklarını ifade etti. Malumunuz biz bu işe 40 yıldan beri sektör içerisindeyiz. 40 yıldan beri firmacılık olsun, yazıhanecilik için çalışıyoruz. Daha önceki arkadaşlarımızla bir bayrak değişimi oldu. Geçmiş arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Ama bundan böyle terminal içerisinde, otogar içerisinde olan bazı değişiklikler yaparaktan yolcuyla otobüs arasında, yolcuyla yazıhanecı arasında, yolcuyla diğer firma sahipleri arasındaki diyalogları biz daha iyi şekilde yürütmek için yola çıktık. Bununla ilgili otogarda ısıtma sorunlarından tutun başka temizliğine, başka bir şeylerine kadar derneğimizi daha aktif hale getirip bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Buradaki gayemiz geçmiş yönetimlerle yapmış olduğunu devam ettirmek, daha güzel bir şeyler yapmak. Vatandaşla otobüsçü arasında, vatandaş otobüsçü arasındaki işi biz diyaloğu sağlamak. Şimdi malumunuz otogar burada taşınacaktı. Otogarın taşınma işi bitti. Otogarın taşınma işi bitince buradaki ısıtmayla beraber temizlik olsun, ısıtma olsun. Bu yüzleri verip vatandaşın daha huzurlu, daha güzelli, yani daha sıcak bir ortamda yolculuk yapmasını sağlamak. Ondan dolayı bir bazı otobüsçü arkadaşların sorunları var, onları bir yere getirmek. Esnaf arkadaşların sorunları var, onları bir yere getirmek. Esnaf arkadaşların kiralarla olan veya başka bir istekleri, belediyeler olan isteklerinin arasında arabuluculuk yapmak bizim görevimiz bu. Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Yukatel Kayseri Spor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig'de 12. hafta maçları oynanacak. Kayseri Spor da bu hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı takım bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayseri Spor bu maçta varını yoğunu ortaya koyacak. 3 haftalık mağlubiyetin ardından Karagümrük Spor maçıyla nefes alan Kayseri Spor, İstanbul'dan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe-Kayseri Spor mücadelesi 7 Kasım Pazar günü Hülker Stadyumunda oynanacak. Maç saat 19'da başlayacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Alpaslan Dedeş yapacak. Hüseyin Göçek ise 4. hakem. Geride kalan 11 maçta Kayseri Spor 14 puan topladı ve 11. sırada yer aldı. Fenerbahçe ise 19 puanla 7. sırada. Evet değerli izleyenler, haber ve spordaki gelişmeleri sizlere aktardık. Haber bülteninin bugünlük sonuna geldik efendim. Güzel bir hafta sonu olmasını temenni ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.